Ben vatandaş değilim buranın ya, o yüzden pek bir şey Ülkenin hakkını diyemiyorum. ne Çok biliyorsun? kötü. Yani benim anlamadığım şey, biz buraya geliyoruz vatanımız diye ve sonra mesela ben şu an formdan gelirken çok ırkçılık yaşadım. Oraya gidiyorum diyorlar işte sen buranın vatandaşı değilsin. Oraya geliyorum sen buranın vatandaşı değilsin. Biz şimdi nereye aitiz? Yani biz buraya orayı bozmak için, hava atmak için gelmiyoruz. Biz buraya ailemizi görmeye geliyoruz. Sonuçta uçağa indiğimde gözlerim parıltısını Allah'ım bilir. Anlamadığım şey, ekonomi çok kötü. Ben bile yani euro düşsün diye dua eden biriyim. Çünkü milletimi böyle görmek de beni mutlu etmiyor. Yalan yok. Ama işte yani ekonomiye bir şey diyemem. Ne diyeyim? Erdoğan suçlu diyorlar genellikle ama değil. Yani nasıl diyeyim şimdi ben? Pek siyasetten de anlamam, öyle diyeyim size. Ama yani benim dayımgilin nasıl yaşadığını görüyorum, ailemin nasıl yaşadığını görüyorum, milletimin ne içip ne giydiğini biliyorum ve bu benim zoruma gidiyor tabii. Peki Kayseri'de eksik olarak gördüğünüz bir şey var mı? Eksik olarak gördüğüm bir şey yani şu an yok. Yani öyle gözüme bir şey batmadı. Ben dün akşam geldiğim için. Ama eksik olan bir şey desem Nasıl buldunuz bilmiyorum. Kayseri'yi? Yani bu sene çok sakin. İnsanlar çok ırkçı. Öyle diyeyim size. Eskisi gibi değil. Yani euro 30'a çıktığından beri insanlar bize daha bir değişik bakmaya başladı. Sanki ülkeyi batırmaya gelmişiz gibi ama bizim suçumuz değil. Biz sonuçta orada çalışıyoruz. Orada mesela ben şu an gittim alışverişimi yaptım. Bunları orada alamazdım. Çünkü orada hep kısıyorum ben. Ama buraya geldiğimde tabii değişiyor. Ama bu benim suçum değil. Euroyu ben yükseltmedim. Öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim.